Dostlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda Hacktaş'ı konuşacağız. Hacktaş hissemizle ilgili bilgiler vermeye çalışacağım. Videomuza başlamadan önce SPK'nın bildirisiyle okuyalım. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sizler de yatırım kararı almadan önce mutlaka kendi araştırmalarınızı yapın arkadaşlar. Şimdi dostlar Hacktaş'ın internet sitesine girdiğimizde yara ürünleriyle ilgili büyük bir görsel, büyük bir kapak bizleri karşılıyor. Birazcık daha detaylandıralım ve hakkında bölümüne geçelim. Hacktaş'ın 1956 yılında çoğunluğu doktorlardan oluşan kimyagerler, eczacılar ve ziraat mühendislerinin birleştirdikleri tasarrufları ile beşeri ilaç üretimi ve pazarlanması için Adana'da kurulduğunu biliyoruz. Kurulduğu günün koşulları altında yerli yabancı büyük firmaların beşeri ilaç sektöründe yüksek pazar paylarına sahip olması nedeniyle esas faaliyet alanı olan tarım ilaçları üretimi ve pazarlamasına yönelmeye karar veriyor şirketimiz. Bu kapsamda da 1962 yılında İstanbul Cevizli'deki ilk üretim tesisini kuruyor. Bugün bünyesinde otomotiv, çimento, maden, enerji, kimya, finans ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren 90'a yakın şirketi ve yaklaşık 30 bin çalışanı ile Türkiye'nin en büyük sanayi gruplarından biri olan OYAK, 1963 yılında Hektaş'ın ortakları arasına giriyor. 1981 yılında %53,8 hisse ile en büyük ortak durumuna geliyor. OYAK ortaklığı Hektaş tarafından 1981 yılında halka açılmış ve 86 yılında hisseleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda da işlem görmeye başlıyor. Yıllar geçtikten sonra sektörde lider pozisyonlara gelmesi sonucu Cevizli'de bulunan fabrika ihtiyaçlara cevap vermemeye başlayınca 1991 yılında Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde yapımı tanımlanan yüksek kapasiteli modern tesise geçiliyor arkadaşlar. Uzun yıllar tarım sektöründe yaptığı çalışmalar neticesinde elde ettiği marka bilinirliği, sektör bilinirliği, yaygın ve satış dağıtım ağından aldığı güçle 2005 yılında hayvan sağlığı tarafına da geçiyor. 2017'de ise bitki besleme ve tohum bölümlerini oluşturuyor arkadaşlar Hektaş'ımız. Şirket arkadaşlar bugün bünyesinde ve portföyünde ülkenin ekolojik yapısına ve ürün çeşitliliğine uygun 250'den fazla bitki koruma ve bitki besleme ürünün yanı sıra 30'a yakın hayvan sağlığı ilacı ve yem katkı ürünü var arkadaşlar şirketin bünyesinde. Ve en geniş yelpazeye sahip lider bir kuruluş olarak karşımıza çıkıyor. Ürünlerini pazarlama ve satış faaliyetlerini 6 ilde bulunan bölge müdürlükleri tarafından sağlıyor. Hektaş arkadaşlar akıllı tarımın öncüsü olarak da biliniyor. Baktığımızda 62 yıllık da bir sektör geçmişi olduğunu Hektaş'ın görüyoruz arkadaşlar. Burada tabii ki tanıtım filmini sizler de inceleyebilirsiniz. Bununla ilgili daha detaylı bilgilere sahip olabilirsiniz. Ortaklık yapısına bakalım hemen bir. Ordu Yardımlaşma Kurumu'nu görüyoruz. %58,82. Halka açıldığında da %41,18 olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Ürünlerini inceleyebiliriz dedik. Yani bitki koruma ürünlerinden bahsettik. Bakın burada bitkilerden bahsetmişler. Daha doğrusu hani hastalıklarından, bunlara karşı koruma ürünlerini yaptığından bahsetmişler. Böcek falan olsun. Bitki besleme tarafına geçtiğimizde ise yine aynı şekilde yaprak gübreleri ve gübreler, damla sulamalar falan. Tohum tarafında arkadaşlar domates tarafını görüyoruz. Hayvan sağlığı tarafında da yine aynı şekilde, hatta bakın hayvan sağlığı tarafına geçince veteriner hekim misin değil misin diye de bizi soruyor. Ona göre bir konu başlığı açıyor. Çevre sağlığında ise yine aynı şekilde ürünlerini görebiliyoruz dostlar. Şimdi çok fazla uzatmadan arkadaşlar Hektaş'ın Fintables tarafına geçiyorum. Hektaş arkadaşlar Fintables tarafına geçtiğimizde öz kaynaklarının 3,5 milyar lira olduğunu görüyoruz. Sermaye arttırımına baktığımızda biliyorsunuz Hektaş aslında sermaye arttırımıyla 2019'dan beri yüzleri güldürüyor. Şimdi bunun da başlığına geleceğim. Ben zaten eski bir Hektaş yatırımcısıyım. Burada Twitter'da sabit tweetimde de görüyorsunuz. 3,83 maliyette, bu bölünmelerden sonra oluşan maliyetimdi benim. Ve 51 liralardan Hektaş'a veda ettim arkadaşlar ben. 3,83'ten maliyetle 51 liralardan veda ettik. Güzel bir getiri oldu benim için. Güzel bir kazanç getirisi oldu. O yüzden çok da dillendirmek istemiyorum bu tarafı. Şimdi arkadaşlar Hektaş dedik ki 2,2 milyar 530 milyonluk bir sermaye ulaştı. Öz sermayesi 3,5 milyar.
Net borcunda bir tık artış var. Finansal borçlarda yine aynı şekilde. Duran varlıklarında çoğalma, dönem varlıklarında da yine aynı şekilde bir artış. Net dönem karında bir sıkıntı var arkadaşlar burada. Yalnız FAVÖ'ü, ondan sonra esas faaliyet karı, brüt karı ve satışlarının yine ortalama seviyelerde gittiğini söyleyebiliriz. Net dönem karında bir sıkıntı zaten şurada çeyrek net karda görebiliyoruz Sektaş'ın. Çeyrek net karı bir tık sıkıntı. Rakip analizlerine baktığınızda neler söyleyebiliyoruz? İmalat ve kimya plastik iki sektörde de karşımıza çıkabiliyor Hektaş. Arkadaşlar hemen Hektaş'ımızı bulalım. Bakın gördüğünüz gibi 126 BK, 23 BDD ve 52 FAVÖK. Yani bu tarafta bir şişlik söz konusu. Bu rakamlar biraz yüksek rakamlar. Ama şirket işte yani giden şirket gidiyor. Küçük yatırımcının çok fazla yönelmesi, tahta sahiplerinin çok fazla hisseyi yürütmesiyle birlikte nerelerden nerelere geldi. Ben 3 liradan almıştım. Dediğim gibi 51 liralardan ben verdim. Hatta tavan seviyesine yakın bir yerden verdim zaten. O zaman şu tavandan verdim. Ertesi gün tak 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 dedi düşmeye başladı. Sasa da aynı şekilde olmuştu. Yine de içerideki yatırımcılara bereketli olsun demekten başka bir şey gelmiyor elimizden. Şimdi dostlar tekrar özet raporunu konuştuk. Sermaye artırımlarını konuştuk. Temettü tarafına geçtiğimizde en son 2019 yılında 14 kuruşluk temettüsünü görüyoruz. Ondan sonra temettü değil de bedelli bedelsiz bölünmelere giderek bakın. Burada bedelli oranı %150, %175, %200. Onun yanında bedelsizlerde %102, %44. Yani hep kazandırdı. Gerçekten güzel kazandırdı. İçeriye bir miktar para sokturdu ama karşılığını verdi arkadaşlar. Şimdi teknik görünümüne geçersek neler söyleyebiliriz? Ektaş'ın dostlar şurada döneceği yerde bir gap boşluğu vardı. Şu gap boşluğunu baz aldık. Şurayı doldurmuştu zaten. Burayı doldurmadığı için buradan döneceğini hep çizmiştim Twitter'da. Çizdikten sonra ise arkadaşlar burada dip seviyesinden yukarı yönlü anlık %42'lik bir getiri potansiyeli verdi arkadaşlar. Yalnız baktığımızda Ektaş'ta bir de şu var. Şu çizgimizi kanonlaştıralım. Ektaş düşen kırılımı kırmış gözüküyor. Yani şunu söylemek istiyorum. Şurada oluşturduğu tepe noktasından aşağıya doğru yaklaşık dibe doğru %56'lık %57'lik bir düşüş gerçekleştirmişti. Şu an o düşüşü bitirdi artık kamayı yukarıya doğru kırdı. Ve arkadaşlar düşen kırılımı yaptığı yerden Ektaş baktığımızda %14'lük bir getiri elde ettirdi. Şimdi artık Ektaş'ın dirençlerini konuşalım. Çünkü yükselen trende dönmüş durumda. Arkadaşlar ilk hedefi şurada 35 lira 60 kuruşta bir direncimiz var. 35 lira 60 kuruş direnci takip edilebilir. Ardından 39 lira 14 kuruş civarlarına doğru tekrar bir direnç hedefimiz var burada. 44 lira 10 kuruş karşılar bizi onun üstünde. Daha sonrasında 51 lira 25 kuruş ve ondan sonra benim asıl hedefim olan 64 liralar karşımıza çıkıyor dostlar. Şunların fiyatlarını hemen verdiğim fiyatlara çeviriyorum. 39 lira 14 kuruş dedik. Burayı da 35 lira 60 kuruş hedefimiz dedik. Hareketli ortalama tarafına baktığımızda ise gördüğünüz gibi 21 günlük 50 günlüğü de yukarıya kesmiş durumda. Ve fiyat ortalamanın üzerinde hareket ettiği sürece güçlü konumunu sürdürüyor. ERA sayımız da 70 seviyesinin üstüne çıkmış. Yani MACD'miz de güzel kalkmış. Buradan yukarıya doğru sırayla arkadaşlar kademeleri alarak hedeflerine gitmek isteyebilir. Şimdi ben bu seviyelerden girmem için ufak bir düzeltme lazım. Açıkçası borsası tarafında da BOFA zaten 3 gündür alımda. Artık elindeki malları kusmasını bekliyorum. Kustuğu zaman genel anlamda endekste ufak bir tık geri çekilme yaşatacağı için hani endeksi kırmızı gördüğüm bir bölgeden burada da destek sayılabileceğimiz bir bölgeden atıyorum neresi 30.86 seviyelerine gelirse bakın şurada gördüğünüz turuncu kanalın üstüne buralardan bir giriş yapılabilir. Buralardan bir alım kovalayabilirim. Yukarı yönlü hedeflerime doğru marş sağlamak için. Çünkü neden? Eğer 30-80'lerden falan bir alım yakalarsak ilk hedef %16, %26, %43, %65 ve arkadaşlar %107'lik bir getiri potansiyeliyle Ektaş bize güzel bir kazanç elde ettirir. O yüzden ama mantıklı alım yerleri kovalayacağız. Neydi alımımız? Her zaman güvenli bölge ya da dip seviyelerinde alım yapmakta. Şu an dipten biraz uzağız ama bir teknik düzeltme gelirse güzel oluşumla birlikte yeniden mal sahiplenebiliriz. Şimdilik Ektaş'la ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Tekrar görüşmek üzere.